Herkese merhaba ben Mirliva. Bugün VXE markasının ATK68 isimli manyetik switchli klavyesini inceleyeceğiz. İncelemeden çok övme videosu gibi bir şey olacak. Baştan söyleyeyim çünkü inanılmaz bir klavye ile karşı karşıyayız. Yani 1-2 haftadır kullanıyorum. Kesinlikle artık ana klavyem bu. Aslında VXE markası VGM markasının alt markası gibi bir şey. VGM markasını Vred sayesinde daha önceden tanımıştık. Custom klavye kalitesinde çok canlı renkleriyle X68 diye bir klavyeleri vardı dolu dolu ses ve görüntü olarak da harika bir klavyeydi. İşte bu kaliteyi daha da arttırarak RTK 68'i çıkardılar. Şimdi bu klavyenin en önemli özelliği başlarken dediğim gibi manyetik switch'li bir klavye olması. Peki nedir bu manyetik switch? Bildiğimiz mekanik switch'lerde belli bir algılama noktası olur ve oraya gelene kadar tuşa basışımız işlemez. Ayrıca tuşa dibine kadar bastıktan sonra da parmağımızı çektikten sonra hemen bağlantıyı kesmez. Şöyle örnek vereyim. Klasik bir mekanik switch'te işleme noktası 1-2 milimetre civarıdır. 2 milimetre diyelim. Tuşa basarken ki ilk 2 milimetre tuş işlemez. Ve ne zaman 2 milimetre seviyesine gelirsek tuş orada işler. En dipte de genellikle 4 milimetredir. Sonra parmağı saldığımız anda tuş aslında işlemeye devam eder. Ve 4 mm'den 2 mm'ye gelene kadar işlemeye devam eder. Örnekleyelim. Diyelim ki FPS oyunu oynuyorsunuz. ADAD yaparak hani rakibe vurulmamaya çalışıyoruz ya. İşte CS Valorant gibi oyunlarda hareket halinde ateş etmek silahın isabetini ciddi oranda da bozuyor. Ateş etmeden önce tamamen durmamız gerekiyor. Diyelim ki D tuşuna bastınız ve karakteriniz oyunda sağa doğru gidiyor. 2 mm boşluk sonrası 2. milimetrede karakter sağa gider. Yani ilk 2 mm'de işlemez, 2. milimetreye geldiği zaman sağa gitmeye başlar. Artık 4. milimetreye gelmişizdir. Tuşu dibine kadar bastık. Elimizi çekip ateş ederiz. İşte çektiğiniz anda tuş daha 4'ten ikiye gelene kadar sizin karakteriniz hala sağa doğru gidiyor olacak. Bu da atışınızın isabetini bozabilir. Çok milimetrik ve milisaniyelik olaylar ancak canımızı sıktığı, atışımızı bozduğu illaki olmuştur. Manyetik bir switch'te ise tuşu istediğiniz noktada işler hale getirebiliyorsunuz ve bunu isterseniz tuş başına farklı ayarlarda da yapabiliyorsunuz. Örneğin WASD tuşlarını isterseniz 0.1 mm yapabilirsiniz. Yani resmen dokunmatik bir klavyeye dönüşebilir. Belki yanlışlıkla basabilirsiniz. İsterseniz de 2.3, 2.1, 1.2, 3.4 Asıl mevzu bu istediğiniz noktada işleme değil. Asıl mevzu tuşu bıraktığımız anda tuşun gerçekten işlemeyi bırakması. Diyelim ki sonuna kadar bastınız. 4 milimetreye kadar geldiniz. Tuşun dibindesiniz. Yaptığımız ayar sonrası Rapid Trigger deniyor bu arada bu teknolojiye. Rapid Trigger açık şekilde bu tuştan parmağımızı çektiğimiz anda bu tuş 3.9 milimetrede işlemeyi bırakacaktır. Gerçekten ilk defa kullanınca inanılmaz bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Zaten çoğu CS Valorant pros'u Wooting klavyeye geçti. CS Valorant Pro Arena'yı takip ediyorsanız belki görmüşsünüzdür Wooting kullanan profesyonel oyuncuları. Wooting bu Rapid Trigger olayını ilk getiren klavye oldu. Ancak Türkiye'den Wooting almak oldukça masraflı. Manyetik switch'in olayları bununla da kalmıyor. Mesela tuşa bastınız, elinizi çektiniz, tuş 2 milimetreye geldi ama tekrar aynı yöne gitmek istiyorsunuz. 2 milimetreden tekrar bastığınız anda tuş yine aktif olabiliyor. Yani gerçekten çok ilginç. Bir o kadar da güzel bir teknoloji. Artık klavye dünyasının geleceği bence bu manyetik switchler olacaktır. ATK 68 65 formda 68 tuşta ve yön tuşlarında barındırıyor haliyle. Vrate üzerinde iki farklı renk seçeneğiyle satışta beyaz dışında bir de siyahı var. ATK 68'i booting'den veya piyasadaki diğer manyetik switchli klavyelerden ayıran en önemli özelliği ciddi anlamda kaliteli olması ve harika bir ses sunması. Manyetik switchler yapı itibariyle alttan delik oluyorlar. Bu da yazma sırasında tok bir ses almayı güçleştiriyorlar. Mesela Wooting kullanıcılarının en büyük şikayetlerinden bir tanesi bu. İnternetten bakarsanız Wooting Modding diye. Klavye özellik olarak yazılım olarak gerçekten müthiş Wooting. Ama ses olarak ucuz dandik bir klavye gibi sesi. Baya bir modlayıp idare eder bir sese ulaşıyormuş kullanıcılar. Yani birkaç tane moddan sonra. Ama ATK68'de ise VGN gerçekten bomba gibi bir iş çıkarmış. İçine koydukları çift katmanlı silikon pedler sayesinde sesi harika. Ayrıca kaliteli alüminyum çerçeve ve plate FR4 materyal PCB ile ciddi anlamda uğraşılmış premium bir custom klavye gibi olmuş. Yani alın ve öyle kullanın. Modlamanıza gerek yok. Kutudan çıkar USB-C kablosunu tak, kullanmaya başla. Bu arada ben bundan önce sürekli custom klavye kullanan birisiydim. Hatta baya bol bol da mod yaptım. Bir video atmıştım YouTube'a bundan önceki klavyelerimle alakalı. Yani gelince biraz modlarım diyordum ama cidden hiç gerek yokmuş. Taktım ve kullanmaya devam ettim. Klavyenin ayrıca hot swap desteği de var. Yani switchler lehimli değil. İstediğin zaman değişiklik yapabiliyorsunuz. Kutudan çıkan switch ve keycap çıkarıcının switch tarafıyla bu değişikliği yapabilirsiniz. Bu da olası bir switch arızasında hemen yenisini takıp yolumuza devam etme şansı veriyor. Klavyede OM profil ışığı geçiren PBT keycap'ler kullanılmış. PBT olması çok iyi bu arada. Kalite gayet iyi. Işık demişken klavyede RGB desteği de mevcut. Harflerden falan ışıkta geçtiği için RGB sevenlerdenseniz gözünüze de hitap edecek bir klavye olmuş ATK68. Bu arada ışık profillerinde çok hoşuma giden bir şey var. Hani klavyenin tuşları 0.1 milimetreden 4 milimetreye kadar teknik olarak 40 aşamalı ayarlanıyor ya. Bu ışık modunda tuşa bastığınız andan dibine kadar ne kadar basarsanız tuşun ışığı o kadar açılıyor. Çok güzel bir özellik olmuş. Çok hoşuma gitti benim. Windows ve Mac için de ayrı destek mevcut. Yazılım üzerinden yazılım bu arada VHub. VHub yazılımı ile klavyenin güncelleştirmelerini de yapabiliyorsunuz. İstediğiniz tuşa istediğiniz başka bir tuşa atayabiliyorsunuz. Hatta isterseniz bir tuş ilk 2 milimetrede işte atıyorum A yazsın. 2 milimetreden sonra B yazsın diye bir ayar yapabiliyorsunuz. Yani bir tuşa basıyorsunuz iki şey yazabiliyorsunuz. Hatta 4 bile yazabiliyorsunuz. Yani özgürlük müthiş yazılım anlamında. Dili İngilizce yapabiliyorsunuz. Ekrandan benim ayarları görebilirsiniz. Ben bu şekilde ayarladım. Oyunlarda da, WASD ve çevresi daha çok kullanıldığı için ayarları ona göre yaptım. İşte 0.8 mm falan yaptım. Veya işte elim çarpınca yanlışlıkla işlemesin diye Windows tuşunu mesela 4 yaptım. Normal klavyelerde standart klavyede atıyorum işte 1.2 2 mm'dir ama yanlışlıkla bir şekilde basıyoruz ya alt taba atıyoruz vesaire. İşte Windows için ben mesela gittim 4 yaptım. Ya yani özgürlük tamamen sizde. İsterseniz 0.1 de yapabilirsiniz. Sonuç olarak manyetik sivişli bir klavye almayı düşünen varsa hem teknolojik olarak hem de kalite ve ses ile çok üst seviye bir klavye arıyorsanız ATK 68'i bir saniye bile düşünmeden alın derim. Şu anda Vrate üzerinden Mirelli kodu ile 50 TL indirimli de alabilirsiniz. Evet klavye ucuz değil fakat bilindik markaların premium mekanik switch'li klavyeleri de hemen hemen bu fiyat bandında zaten. Yani artık eski teknoloji diyebileceğimiz düz mekanik switch'li bir klavye almaktansa ya yani bu paraları vermeye razıysanız ve yenilikçi manyetik switch'te harika hissiyatlı sesli VGN ATK'yı almak bence çok daha mantıklı geliyor. Dediğim gibi yani Wooting getirmek yurt dışından hem masraflı hem de işte ses profili açısından işte plastik kasadan ötürü vesaire Wooting'den bence daha kaliteli VGN ATK68 ses profili olarak. Gerçekten uzun zamandır Wooting merak etmeme rağmen pahalı diye canım sıkılıyordu. VGN bir anda ATK68'de gelip iyi ki Wooting almamışım dedirtti. Klavyede yazması da o kadar keyifli ki, yani sadece oyun için değil ses olarak da kalite olarak da çok keyif veren bir klavye olmuş. Bu arada hani Wooting kullanmama rağmen işte Wooting'den iyi sesi vesaire bu tarz şeyleri yapıyorum ama izlediğim videolara nazaran yapıyorum. En iyisi yani hem Wooting sahibi hem de ATK 68 sahibi olarak güzel de inceleme videoları çeken biri olarak bence bu incelemeden daha da iyisini çeken Svarkov'un videosunu linkini aşağıya bırakıyorum. Buran videosu hem karşılaştırma açısından hem de farklı bir anlatımdan farklı bir gözden izlemek isterseniz bence yani tavsiye ederim güzel olmuş. Ya ben burada Wooting'i görmüyorum Wooting kullanmadım. Kullanıcısı değilim. Ancak izlediğim videolardan Burak'la samimiyetimizden de ötürü zaten belli yani. ile yazıyor. ATK ile yazıyor. Yani göz var, kulak var. O yüzden ATK da yazılım açısından Wooting'e baya yakın performans sergilediği için hani Türkiye şartlarında işte Wooting'i almak dediğim gibi hem gümreye takılacaksınız işte 150 euroya geçerse gümreye takılıyor. Hem ses profili açısından bir sürü mod yapmak lazım ki düzgün bir sese ulaşsın. Hani VGN'i Vrate'den al 2 günde evine gelecek. Hem de custom klavye gibi gayet güzel kaliteli modlanmış. Hem de kasasıyla vesaire tuşlarıyla oldukça kaliteli bir klavye olmuş. Videonun başında dediğim gibi inceleme videosundan ziyade biraz övme videosu gibi oldu ama yani başka alan arkadaşlar varsa yorumlara yazsın. Gerçekten hem teknolojik açıdan hem de kalite ses açısından çok iyi bir klavye olmuş. İyi ki VGN'i getirmiş Vrate. Bir kez daha teşekkür ediyorum kendilerine klavyeyi de gönderdikleri için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.